Herkese selamlar. Kere Akademi'nin kanalına videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben İpek Dursun. Bilmeyenler için geçen seneden yani 8. sınıf olduğum zamandan beri düzenli olarak işte ders çalışma ve vlog tarzında hani video öğrettiğim bir YouTube kanalım var. Yine İpek Dursun adında. Bugün de Kere Akademi'nin kanalında konuk oldum ve buraya için bir ders çalışma günlüğü çekiyorum. Bu sene ben 9. sınıf oldum ve artık bir TYT öğrencisiyim. Ve TYT bildiğiniz üzere 9-10 konularından bizi sorumlu tutan bir sınav. Ve matematik de bildiğiniz üzere eleyici ve temel gerektiren bir ders. O yüzden ben de özellikle bu sene matematiğe birazcık daha özen göstermeye çalışıyorum. Bu videoda sizlere matematiği nasıl çalıştığımı, işte ne şekilde tekrar yaptığımı ve hangi kaynakları kullandığımı göstermek istedim. Hani hem birbirimizi motive etmek amaçlı hem de fikir almak isteyenler için dediğim gibi böyle bir video çekmek istedim. Umarım hepimiz için faydalı bir video olur. İsterseniz çok uzatmadan önceki programımızı hazırlayalım. Daha sonrasında ben sizlere kullandığım kaynakları göstereceğim. Ders tekrar yaptığım günlerde programlı çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü çok daha verimli oluyor. Hani hangi konuları halletmişim, hangileri eksik kalmış, neleri yapmışım, kaçer test çözmüşüm. Bunları takip etmek daha kolay oluyor. O yüzden genellikle ders tekrar yaptığım zaman mutlaka bir program oluşturuyorum. Şimdi oluşturacağım hemen. Programı böyle bir ajanda yapacağım. Testleri bu İksir Infimium Matematik kitabından çözeceğim. Tekrar da bu fasikül notlardan yapacağım. Biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim zaten bunlardan. Şimdi programı yaparken de hani kitaplara bakmam gerekeceği için önceden bir göstereyim istedim. Programımı hazırladım. Eğer hani vaktim artarsa zaten üzerine başka maddeler de eklerim diye düşündüm. Çalışmaya başlamadan önce size kullanacağım kaynakları detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Test kitabı olarak bu şekilde İksir Infimium kitabını kullanıyorum matematiğin. Bu kitapta TYT'nin bütün konuları mevcut. Ayrıca da soruların hepsi video çözümlü. Yani testlerin başında şu şekilde kare kodlar var ve bu kare kodları telefonunuzun arka kamerasına okutarak da soruların videolu çözümlerine gidebiliyorsunuz. Ayrıca kitabın soru zorluk dağılımını da ben gayet beğendim. Yani içerisinde daha böyle klasik tipte sorular da var. Daha yeni nesil diyebileceğimiz pratik düşünme gücünü ölçen sorular da mevcut. Yani böyle gerçekten güzel bir kitap bence soru dağılımı olarak. Ben zaten daha öncesinde biraz çözüm gördüğünüz gibi bu şekilde. Ayrıca soru kalıplarını da gayet beğendim. Kitaptaki yani şu ana kadar girdiğim denemelere uygun tipte soruları vardı. Dediğim gibi hani bence TYT hazırlık aşamasında çözülebilecek güzel sorular olan bir kitap. Ayrıca her hani konunun başında da şu şekilde ufak konu özetleri var. Hani bu sayede de soru çözmeye başlamadan önce bilgilerinizi pekiştirebiliyorsunuz. O açıdan dediğim gibi güzel bir kitap. Hem böyle içerisinde konu özeti olması, hem soruların çözümlü olması, hem de soru kalıplarının güzel bir şekilde hazırlanmış ve dengeli bir kitap olması bence güzel bir şey. O yüzden ben bugün çalışmamda bu kitabı kullanacağım. Daha sonrasında tekrar aşamasında da bu şekilde fasikül notlar var. Bu kitapların olayı benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde öğretmen yazısıyla hazırlanmış kitaplar ve ayrıca içerisinde testler de var, çözümlü sorular da var. Ya bunlar biraz aslında konu tekrar kitapları. İçlerinde konu özetleri var. Hem hani böyle farklı bir konsepte hazırlandığı için içi hani böyle sanki gerçekten defterden okuyormuşsunuz, çalışıyormuşsunuz gibi bir havası oluyor. Ve aslında hani amaçları görsel hafızaya oynayarak hani böyle daha akılda kalıcı olmasını sağlamakmış bilgilerin. Bilgiler de bence gayet açıklayıcı ve güzel bir şekilde yazılmış. Ayrıca örnek soru çözümleri içerisinde mevcut. Bu sayede hani öğrendiğimiz bilgilerin pratikte ne şekilde işleyeceğini de görebiliyoruz ve sorulara ne şekilde yaklaşmamız gerektiğini de görebiliyoruz. Konu sonlarında da birer konu kavrama testi ve yeni nesil testleri var. Bu kitaplar zaten okullarda ilk kaynak olarak da kullandırılıyormuş. Bence gayet güzel kitaplar özellikle hani özet çıkarmaya vakit kaybetmek açısından. Çünkü biliyorsunuz ki sınav senesinde bir öğrenci için zaman çok önemli oluyor. Toplam 8 tane fasikül bulunuyor matematikte ve bu şekilde fasiküllerin üstlerinde de içerisinde hangi konular bulunduğu yazıyor. Benim şu ana kadar matematikten işlediğim konular 2 ve 6. fasiküllerde bulunduğu için ben bugün bunlardan çalışacağım. Bu şekilde bu üç kitapla tekrarımızı yapacağız. Kullanacağım kaynaklar bu şekildeydi. Şimdi isterseniz kısaca programdan bahsedeyim. Mantığa 2 test yazdım. Kümelerden tekrar ve Infimium kitabından soru çözümü yazdım. Daha sonrası birinci dereceden denklemler, basit eşitsizlikler ve OBEB OKEK. Onun ismine henüz hala alışamadım. OBEB OKEK şeklinde alıştığımız için ona geçen sene. Bu konulardan da fasikül notlardan tekrar ve konu kavrama testlerini yazdım. Onun dışında zaten eğer vaktim artarsa Infimium kitabından soru çözmeye devam ederim. Şimdilik programı bu şekilde dediğim gibi isterseniz artık çalışmaya başlayalım. Thank you.
Evet, mantıktan iki test varmış zaten kitapta. Ben de onları çözdüm bu şekilde. Toplam 20 soruda benim bir yanlışım çıktı. O yanlışımı da anladım zaten. Şimdi mantık maddesini işaretleyeceğim. Ve daha sonrasında fasiküllerden küme tekrar yapacağım. Ben şimdi kümeleri bitirdim, biraz mola vereceğim. 24 soru çözdüm. 24 sorudan da 2 tanesi yanlıştı. Onlar zaten işlem hatasıymış. Yani soruların çözümlerini anladım daha sonrasında. O yüzden genel olarak hallettiğimi düşünüyorum konuyu. Askildeki soru çözümleri bayağı güzeldi. Yani örnek soru çözümleri...
Benim takılım bazı yerler vardı. Yani bazı soru kalıpları vardı. Hani onların çözümlerine vesaire baktım. Yani bayağı dedim ki pratik ve güzeldi. Benim Infimium kitabı ile şu an işim genel olarak bitti. Fasiküllerden tekrar devam edeceğim. Birinci dereceden denklemler, basit eşitlikler ve OBEP ECOG'un tekrar artı olarak da konu kavrama testleri kaldı. Şimdi biraz ara vereceğim. Daha sonrasında da kalan üzerinden devam edeceğim. Evet, ben şimdi aramı verdim. Kalan konuların hepsi fasükül 2'deymiş. O yüzden ben buradan çalışmaya devam edeceğim. Evet, denklemleri bitirdim. Saat 9 oldu yani. Neredeyse bir saattir falan denklemlerle uğraşıyorum. İnanamıyorum gerçekten hani bu kadar beni zorladığını. Geçen sene de sevmiyordum denklemleri. Bu sene de seveceğim gibi durmuyor. Yani aşırı zor. Şöyle ki tekrar yaptım. Tekrarda hiçbir sıkıntı yoktu. Sonra soru çözmeye başladım. Bir baktım hiçbirini yapamıyorum. Yani böyle bir durum söz konusu oldu maalesef ki. Ama sorularla uğraştıkça biraz hani örnek sorulara, arkadaki şu örnek çözümlü sorulara baktıkça yapabilmeye başladım. Ama yine 15 soruda 4 boşum var. Bir tane de yanlışım var. Hadi bir yanlış nazar, hadi dikkat hatası, işlem hatası yapmışım. İşlem önceliğinin sırasını karıştırmışım. Olur öyle. Ama o 4 boşu nasıl açıklayacağıma dair bir fikrim yok. Şimdi şurada kare kod var demiştim siz hatırlarsanız. Buradan soruların çözümlerine bakabiliyorduk. Bu kare kodu şimdi telefonun arka kamerasına okutacağım. Oradan soruların çözümlerine bakacağım. Daha sonrasında hemen basit eşitsizliklere geçeceğim daha fazla vakit kaybetmeden. Hani ben daha sonrasında test kitabından soru çözmeye devam ederim diye düşünüyordum ama gerçekten denklemler inanılmaz vaktimi aldı. Beklediğimden daha fazla aldı. O yüzden program bittikten sonra ekstra madde ekleyemeyebilirim. Evet, soruların çözümlerine baktım. Birini hala yapamıyorum. Diğer 3 tanesini anladım ama birini çözümünü anlamadım. Daha doğrusu denklem çözümünü anlamadım. Muhtemelen denklemlerle ilgili bir kuralı bilmiyorum. O yüzden onu öğretmenime soracağım. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu fasiküllerin kare koddaki çözümlü soruları PDF şeklinde. Diğer test kitabınınki de videolu çözümler. Yani gerçekten denklemlerle inanılmaz toksik bir ilişkimiz var. Hani hem yapamıyorum hem vazgeçemiyorum. Hani böyle. Yani her sene itinayla soruluyor. Ben de her sene itinayla yapamıyorum. Bayağı bir vaktim aldı bu arada. 1,5-2 saatimi aldı. Şu an mesela o maddeler arasında en çok vakit ayırdığım denklemler oldu. Yani denklemler yine bildiğimiz gibi arkadaşlar. Neyse şey yapmayacağım. Yani çok kin kusuyorum denklemlere şu an. Bir de şöyle bir şey var mesela. Benim abim matematiği çok iyi. Yani ben benimkinden iyi. Ve denklemleri çatır çutur çözüyor. Yani o yüzden hani benim gerçekten 7. sınıftan beri yaşadığım denklem zorbalığını bir abisi olanlar anlar yani. Çünkü düşünün, abinizin en iyi yaptığı konu denklemler ve siz denklemleri yapamıyorsunuz. Bittiniz yani. O yüzden de belki nefret ediyor olabilirim denklemlerden. Neyse. Şimdi ben bir yemek arası vereceğim. Daha sonrasında EBOB ECOG diyeceğim. Diyemiyorum öbürünü. EBOB ECOG'la eşitsizlikleri ara vermeden yapacağım. Zaten o ikisi de çok zorlanan konular olmadığı için yapabilirim diye umuyorum. Neyse. Büyük konuşmayacağım denklemlerden sonra.
Şimdi şu şekilde testi çözdüm. 16 soruda 2 yanlışım çıktı sanırım. Aynen, 2 tane de yapamadığım soru var. Şimdi ben bu soruların çözümlerine bakacağım. Daha sonrasında Evop Eko'ya geçeceğim. Evop Eko'da soru çözerken tekrar edeceğim. Yani takıldığım yerler olduğunda notlara bakacağım. O şekilde. Çalışmam bu şekildeydi. Bence bayağı güzel bir matematik çalışması yaptık. Yani bence verimli değerlendirdim günü. Çünkü uzun süredir matematiği boşluyordum ve hem böyle tekrar açısından hani unuttuğum konuları hatırlamak açısından güzel bir hani çalışma oldu. Hem de bayağı güzel soru çözdük. Yani 90 civarı soru çözmüşüm matematikten. Ki bence bu hani bir 9. sınıf öğrencisi için iyi bir sayı. Ki ben LGS senesinde bile bir günde 90 matematik sorusu çözmemişimdir. O yüzden benim için daha da iyi bir sayı yani. Her neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Sınavlar yaklaşıyor ve sanırım bu video yayınlandığında sınav haftasında falan olacağız. O yüzden size de sınavlarınıza başarılar diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Benim YouTube kanalımın linki de açıklama kısmında mevcut. Oradan da isterseniz beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.